otizm spektrum bozuklukları yaygın gelişimsel bir bozukluktur. Şöyle ki doğumdan itibaren doğumla başlayan bir serüven ve yaşam boyunca ilerleyerek devam eder. Elbette ki bu ilerlemenin önüne biz gerekli eğitimleri ve gelişme faaliyetlerini devreye sokarak minimuma indirebiliriz. Otizm, dediğim gibi doğumla başlayan, çocukluğun ilk dönemlerinde tespit edilen ve etkileri yaşam boyu süren nöro gelişimsel bir bozukluktur. Bireylerin sosyal etkileşim ve iletişim kurma becerileri olumsuz etkilenirken, sınırlı ve tekrarlı davranışları oldukça yaygındır. Genellikle işlevselliklerle bozulmalar başlıyor. Şöyle ki, günlük hayattaki işlevsellik bozulması tüm psikiyatrik hastalıkların temelinde olan durumdur. Günlük hayatta artık bir şeylerin yolunda gitmemesi, kişinin adaptasyon süreçleri, uyum sağlayamaması psikiyatrik bozuklukların başlıca sebebidir aslında. Otizm genellikle ilk çocukluk döneminde tanıları konulabiliyor. Yaklaşık olarak otistik bireylerin %70'inde zeka geriliği var. Elbette ki yüksek zeka durumu da söz konusu olabiliyor. Fakat zeka geriliği komorbid, yani oldukça sık karşılaşılan bir durum. Zeka bölümü 70-85 puandan yüksek olanlar için yüksek fonksiyonlu, bu puandan düşük olanlar için ise düşük fonksiyonlu otizm tanısı yapılmaktadır. Toplumda otistik bozukluğun yaklaşık 10 binde 3.3 ve 16 arasında olduğu bildirilmekte. Fakat otizm spektrum bozuklukları geniş bir alanı kapsadığı için bu durum bazen 10 binde 25-30 gibi oranları da bulabilmekte. Genel olarak burada da karşımıza çıkıyor. Erkeklerde kadınlardan daha fazla gözlemleniyor. Hatta ciddi bir oran artışı var. Yine bunun sebebi olarak erkek bireylerin sinir sistemlerinin kadınlara göre daha zayıf olması söylenebilir. Ancak kızların otizmden etkilenme durumları daha ağır gerçekleşiyor. Yani bunu erkeklerden çok daha ağır bir şekilde geçirebiliyorlar diyelim. Şunu da belirtmek istiyorum. Otizm tüm sosyoekonomik durumlarda, tüm mekanlarda, yani dünyanın her yerinde aslında şurada şu kadar otizm var, otizm tanısı konulmuş, bu böyle daha fazla bu bireylere sahip diye bir şey yok. Tüm dünyada, her yerde, her şekilde otizm karşımıza çıkabiliyor. Birazdan bunun sebeplerine bakacağız. Yine birçok grupta nedenlerini toplayabiliriz. Bir hastalığın sadece tek nedenine bakılmaz. Sadece genetik değildir, sadece çevreden gelmez. Hepsinin kombinasyonu, hepsinin uygun koşullarda bir araya gelmesiyle oluşur. Şimdi birazcık kısaca nedenlerinden bahsetmek istiyorum. Psikodinamik ve ailesel etmenler dedim. Şöyle ki, ailelerin yüksek eğitim düzeyine sahip olması veyahut annelerin veyahut babaların kendilerinde psikolojik rahatsızlıkların semptomlarının bulunması da otizm için bir neden olabiliyor. Bambaşka bir hastalık çocukta bambaşka bir şekilde tezahür edebiliyor. Bir diğer teorimiz biyolojik teoriler. Genellikle otizmin biyolojik bir altyapısı olduğu düşünülür. Çünkü otizmle birlikte birçok rahatsızlık kişide gözlenebiliyor. Birçok beyin rahatsızlığı, sinirsel rahatsızlık, özellikle epilepsi. Otizmin yan tanısıdır aslında. Bu gibi otizm belirtileri veyahut otizmin beyinde görüntülenmesi sonucu aslında bilim adamları, bilim insanları otizmin biyolojik bir altyapıdan geldiğine inanıyorlar. Elbette ki genetik etkenler de bunda var. Şöyle ki otizmli bireylerin ailelerine bakıldığında kardeşlerinde otizm yaygınlığı görülmesi otizmli olmayanlara göre %50 daha fazla. Yani bir kardeşimiz otizmli olabilir. Aynı tanının taşıyıcı geni bizde de olabilir. Bu bir sonraki kuşağa aktarılıyor elbette ki.
otizmli olmayan bireye göre bizim bu durumu taşıyıcı olmamız daha fazla bu durumda. Doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrasındaki etmenler dedim. Demin mental retardasyonda bahsettiğim gibi bütün gelişen komplikasyonların hepsi aynı şekilde otizmde de karşımıza çıkabiliyor. Ve diğer tıbbi durumlardan bahsettim. Hormonal denge. Şöyle söyleyeyim, otizmli bireylerin serotonin düzeyleri oldukça düşüktür diğer bireylere göre. Bu yüzden genellikle otizmli bireylere antidepresanlar verilir. Serotonin düzeyleri yükselsin ve hayata daha iyi adapte olabilsinler diye. Ve klinik yan tanısı epilepsi. Bu da oldukça sık karşılaşılan bir durum. Bir kurtarma anında otizmli bir bireyde birçok rahatsızlığın bir arada düşünmek o anda gerekiyor aslında. Karşımızdaki kişinin epilepsisi da olabilir, başka bir rahatsızlığı da olabilir. Bunların hepsinin göz ardı bir arada olduğunu göz ardı etmemek gerekiyor. Geçelim. Birazcık da otizmli bireylerde gözlenen durumlardan bahsetmek istiyorum. Ne yani biz bu kişileri nasıl anlayabiliriz? Nasıl dış görünüşü farklı mıdır? Nasıl davranışlar sergiliyor? Birazcık bunlardan bahsetmek istiyorum. Tüm otistik çocukların insanlara ilgi göstermelerinde ve kişiler arası yakınlık kurmalarında bozukluk vardır. Bu belki de otizmin en net şeyidir, semptomu. İlişki kurmada yakınlık göstermede kesinlikle yetersizlik vardır. Genellikle gülümseme büyük bir sorun. Göz teması kurabilme elbette ki en net tanımlarından birisi. Sık sık annelerini, babalarını veya çevredeki insanları ayırt edemezler. Çünkü hafızaları bunu kaydetme ve kaydı uzun belleğe aktarma konusunda sorun yaşayabilir. Uzun bellekten geri çağıramaz, ciddi bir bellek problemi vardır. Yabancı bir ortamda tanımadığı kişilerle yalnız kaldıklarında ayrılık kaygısı göstermeyebilir. Şöyle ki bir afet anında otizmli bir bireye denk geldiğinizde size çok ciddi tepki de gösterebilir dokunma konusunda. Tam tersi sizi bir annesi gibi de görebilir. Tamamen bireyin kendi otizm derecesine göre değişebilir bu durum. Dediğim gibi kimisi dokunmanızı hoşlanmayabilir kesinlikle. Belki bu onun için çok hayati bir önem taşıyabilir. Ama kimisi de size belki de dokunarak iletişim kurabilir. Bunun ayrımına elbette ki güzel varmak gerekiyor. Devam edelim. İletişimde bozulmalar. Büyük dil gelişimine sahip olabilirler. Kimileri konuşma yetileri oldukça düşük olabilir. Bazıları yüksek zeka düzeylerinden dolayı konuşmada problem yaşamayabilir. Konuşmanın başlamaması okul öncesi çocuklarda en sık otizm nedir? Ne diyelim? Otizm belirtisidir diyebiliriz. Yaşamın erken dönemlerinde geç ya da hemen ortaya çıkan ekolali yani konuşamama, zamirleri karıştırma, sen, ben bu tarz kavramların zihinlerinde olamaması, tekrar edici konuşmalar ve aynı kelimeleri konuşmalar. Devamlı aynı odak noktası. Bazen sözcükleri ve sesleri yanlış çıkarma büyük gözlenebilen durumlardan olabilir. İletişim yetileri olmadığı için sözel iletişime de giremeyebilirler. Seslendiğinizde belki cevap alamayabilirsiniz. Fakat iyi bir gözlem yapmak gerekiyor. Birazdan o durumlardan bahsedeceğiz. Bundan da bahsettiğim gibi belli bir ilgi alanları vardır. Belli bir odak noktaları vardır bazen. Bu odak noktalara odaklanıp dikkatini farklı yerlere çekemeyebilirsiniz. Karmaşık dikkat vardır aslında. Tekrar edici ya, ve tek düzedir dedik. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Hani şey dediniz ya dokunmamanız gerekiyor. Şimdi enkaz üstünde diyelim ki onu küçücük bir noktada bulduk, hı-hı, ve yakaladık. O esnada ona şey sorabilir miyiz? Sana dokunabilir miyim?
Seni çekebilir miyim ya da elimi tut mu dememiz gerekiyor. Ona göre mi Şöyle. tepki vermemiz? Yani onun yüzünü gözünü görmeme ihtimalimiz var çünkü. Evet, burada görmeyip oradaki bireyin otizmli olduğunu da bilemeyebilirsiniz. Bunun için öncelikle dediğim gibi konuşarak güven sağlamanız gerekiyor. İlerleyen bölümlerde buna değineceğiz ama ön bilgi vermiş olalım. Konuşmanız, ne olduğunu anlamanız ve gözlem yapmanız bu durum için en önemli şey. Bizler normal hayattaki eğitimlerimize gelen stajyerlerimizi veya uzmanlarımıza bile ilk etapta öğrencilerimizle iletişim kurdurmuyoruz. Önce gözlemlemeleri gerektiğini söylüyoruz. O an belki bu çok zor olabilir. Evet, hayati bir tehlike, büyük hayati bir tehlike taşıyor olabilir. Fakat direkt olarak dokunmanız çok da normal olmayabilir. Çok da iyi karşılanmayabilir. Kişi açısından söylüyorum. Tamamen ters bir duruma da gidebilir. Size tepki vermeyebilir ve o enkaz altında da kalabilir. Kötü bir senaryo düşünüyorum, evet. Fakat bunlar olabilecek şeyler. Bunları göz ardı Teşekkür etmemek ederim. gerekiyor. Sağ olun. Otizm tanısı için birçok faktörü göz önünde bulundurmak gerekiyor. Genetik faktörler yine aileden yapılmalı bu gözlemler. İyi bir tıpçı muayene etmeli veyahut otizm testleri vardır. Psikologlar ve psikiyatristler yapar bunları. Onların yapılmaları gerekiyor. Nasıl tıpçıların tanı kitapları vardır. Şu rahatsızlık, şu hastalığa sebeptir dediğimiz zaman psikologların da DSM-5 tanı kriterleri vardır ve tüm dünyada geçerli kriterlerdir. Bu kriterlere göre tanılar konulur. Otizm, çok pardon, otistik çocukların tedavisindeki amaç dediğim gibi genel olarak topluma uyum sağlamaya çalışmaktır. Çünkü otizm nörogelişimsel bir bozukluk dedim. Aslında bir tedavisi yok, evet. Ne kadar ilaçlarla minimize edilebilse de sadece davranışlarını kontrol edebiliyoruz. Hastalığı tamamen iyileştiremiyoruz. Yine dediğim gibi özel eğitim programları, güçlü yönlerini açığa çıkarmak, bunları geliştirmeye çalışmak veyahut bir takım beceriler kazandırmak bu noktada önemli olabilir. Henüz otizmin ana belirtilerini dediğim gibi tamamen ortadan kaldıracak bir tedavi yok. Fakat ilaçlarla, konuşma terapileriyle, bilişsel davranışçı terapilerle bu durum minimum seviyeye indirilebiliyor. Şöyle ki otizm tanısı olan bireylerde diğer psikolojik rahatsızlıklar da sık sık etki ediyor. Tıbbi rahatsızlıkların yanı sıra özellikle obsesif kompulsif bozukluklar. Çünkü çok normal olması, takıntı bozuklukları sık karşılaştığımız durumlar ve depresyon. Çünkü depresyonda da serotonin düzeyi azalır. Antidepresanlar onları yükseltmeyi amaçlar. Aynı durum otizmli bireylerde de karşımıza çıkıyor. Otizmde genel itibariyle anlattığımızı düşünüyorum bence. Yine sorularınız olursa sunum sonunda alabiliriz. Birazcık da Down sendromuna bakalım. Down sendromu kromozomal bir bozukluktur. Anneden gelen 23 kromozom, babadan gelen 23 kromozom. Bir kromozom çiftinin bir fazlalık göstermesi, yani 47 kromozomun varlığı Down sendromuna sebep olabiliyor. Bu fazladan gelen kromozom bireylerin fiziksel özelliklerini ve elbette ki zeka ve gelişim düzeylerini etkileyebilmekte. Down sendromlu bireyler toplumda çok kolaylıkla aslında tanınabiliyor. Şöyle her Down sendromlu birey de aynı gözükmeyebiliyor. Bunun da kromozomun gen yapısındaki değişikliklerden kaynaklandığını düşünüyoruz. Elbette ki her birey annesine babasına benziyor. Down sendromlu bireylerle de genellikle X kromozomundan gelen bir durum gözlendiği için anneye benzerlik büyük oranda gözlemleniyor. Kromozomlar binlerce gen içerir, bu genler demişiz. Bizim özelliklerimizi belirleyen bilgileri taşır. Down sendromunda var olan ekstra kromozom çocuğun zihinsel ve fiziksel olarak gelişiminde gecikmeleri neden olur. Evet. Peki genel itibariyle gözüken fiziksel özellikler nelerdir?
Yassı bir yüz, özellikle basık burun kökü. Daha çekik ve badem gözler. Kısa bir boyun, tıknaz bir vücut. Küçük kulaklar. Küçük eller. Evet. Zayıf kas dokusu. Benim devam ekranım değişiyor. Zayıf kas dokusu. Gerekli fiziksel tedavileri almadan bazı durumlarda vücudunu hareket ettirememe durumları da gözlemlenebiliyor. Dedik. Peki Down sendromu bireylerin Down sendromu olma nedenleri arasında genellikle anne babaların yüksek yaşta olması, ileri yaşlarında çok sık rastlanan durumlar gözümüze çarpıyor. Genetik bir faktörü yok çünkü zaten o anda nasıl desem anneden ve babadan gelen kromozomların birleşme anında olan kombinasyonun sonucu oluşuyor aslında. Yani genetik bir altyapısı yok rahatsızlığın. Tamamen vücut ve üreme kromozomlarındaki anormallikler sonucunda oluştuğunu biliyoruz. Bu bireyler de zihinsel yetersizliklere sahip olabiliyorlar genelde. Fakat ciddi eğitim programlarıyla onlar da çok normal seviyelere, çok üst seviyelere taşınabiliyorlar.